Efendim adını markasına vermiş markasını da börek konusunda belki Türkiye'nin de sınırlarını aşan bir noktaya getirmiş bir isimle. Levent tam Türkle bugün konuşacağız börek meselesini böreğe değerlendireceğiz. Türkiye böreğe keşfetti bu keşif markalaşma noktasına da geldi. Böreğimiz vardı hep Levent Bey hoş geldiniz evet, bu arada. Hoş bulduk. Böreğimiz hep vardı ama Son dönemde börek konusunda markalaşmanın önünü açtınız siz aslında. Evet. Bu konuda önderlik yaptınız. Evet. Siz nereden keşfettiniz bu işi? Evet. Şimdi kısaca kendimden bahsedeyim. Buyurun. İsmim Levent Tamtürk. Ee, Adana'da doğdum. Meslek sesi mezunuyum. Ee, Babamı çok seviyordum. <laughs> babamın e, pastanesi vardı. İmalathanesinin imalatını da kendisi yapıyordu. Çok küçük yaşlarda e, biz Oraya git, yani pastaneye gitmeye başladım. Yani okul e, okuldan arta kalan tüm zamanımı e, pastanede ve imalathanede geçirdim diyebilirim. Yani çok küçük yaşlarda okul eğitiminin yanında e, hem ustalık hem de esnaflık eğitimini babamdan aldığımı söyleyebilirim. E, Tabi askerden gelmiştim bu şeyi. Askerden geldikten sonra tekrar babamın yanında devam etmeye başladım bu işe. Yalnız babamdan bir tane motosiklet istedim ben. Almayınca börek mi girdim diyorsun? İşte Yok. O da alırım dedi bana. Babamın sözü senetti. Alırım derse alır. Neyse. Çok sevindim böyle. Baba dedim ne zaman alacağım? Oğlum dedi ben sana bir ay sonra getiririm dedim. Motosikleti bir ay sonra alırım sana dedi. Tamam babacığım dedim. Bir ay iple çektim. Bir ay bitti. Sonra bu geldi şimdi. Ben erkenden gittim dükkanı açtım süpürdüm suladım Babamı bekliyorum. Babamın da bir tane motoru vardı. Motosikleti vardı. Geldi dükkanın önüne. İnmedi aşağı. Böyle yaptı işaret etti. Ben de koştum arkasına bindim. Şimdi çarşıya gideceğiz motor almak için. Ama bu mahalleye sürüyor motoru. Şaşırdım. İçimden de geçiriyorum. Şimdi biz her şeyi de soramazdık babamıza. Dedi ki şey dedim ki kendi kendime. Dedim herhalde bir yerde alacağı var. Onu alacağız. Onunla gidip motor alacağız. Mahallenin girişinde bir tane demir doğrama e, yapan bir yer var. Oraya durdurdu motoru. İndi aşağı. Sonra gel dedi içeri. İçeri girdim. Bir tane tabla. Seyyar tezgah. Böyle bir bana bakıyor. Bir tezgaha bakıyor. Dedi ki oğlum dedi al senin motosikletin dedi. Sinirlendim. Tamam mı? Şimdi baba dedim yani bunun neresi motosiklet? Bu dedim Tabla, seyyar tezgahı dedim. Oğlum dedi bak, al sana motor dedi, al sana araba dedi, al sana ev, al sana arsa dedi. Git dedi, benim oradan ürünlerini al, e, mahallede götür sat. İlk başta çok kızmıştım. Ama aslında benim için ne kadar güzel bir şey yaptığının sonradan farkına vardım. Dedim ya ben o zaman... Motosikleti kendin e e, al. Kendi sat ve kendi ürünleri sat, git motosiklet, motosikleti al dedi bana. Evet. Dedim o zaman babamın çok kalemi vardı. Baklavası, yaş pastası, kuru pastası çok çeşitli vardı. Su böreği kalemi de vardı. Ben su böreği çok seviyordum. Dedim o zaman su böreği yapayım satayım. Neyse tuttum sanayinin köşesi var. Saat gece dört dediktim tabloyu oraya. Su böreğini koydum. Müşteri bekliyor. Gece dört. Bir tane karşıda kamyoncu durdu. Geldi yanıma. Selam aleyküm. Aleyküm selam abicim. Hoş geldiniz falan. Dedi ben börek yiyeceğim dedi. Param tüm. Bozum var mı? Olmaz olur mu abi dedim. Gel dedim otur dedim. Oturtturdum hemen. Böreğini ikram ettim. Neyse kalktı ödemeye. Dedim abi benim bozumum yok. Bu da benim sana ikramım olsun dedim. Adam şaşırdı. Sen de niye böyle bir şey yaptın? Ya dedim babam der ki kimsenin nefsini bırakma. Şimdi dedim sen börek canını çekti. E bozun da yok. E, yemeden de gideceksin. Nefsin kalacak dedim. O yüzden dedim ben ikram ediyorum sana. İlk müşterime ikram ettim böyle. Neyse adamın da hoşuna gitti. Çekti gitti. Şimdi bazı insanlar kaset gibidir. Aldığını söyler. Bazı insanlar da üreticidir. Aldığını geliştirerek sunar. İnancın olsun hep onlardan olmak istemişimdir. Ya bu böreği yapan yapmış dedim. Ben dedim daha nasıl güzel yapabilirim yollarına gittim. Benim babamdan öğrendiğim klasik su böreğiydi. Böyle kalın yapardık Ve içine e, tuzsuz peynir koyarlardı. Dedim ki ben bunu bir kaşarlı yapayım. İlk başta peyniri, bu tekerlek kaşarlar yok mu? Onlardan kullandım. Sonra baktım ki müşteri daha memnun olmaya başladı. Çünkü ben o kadar satamıyordum böreği. Yani bir tepsiyi bitiremiyordum öyle söyleyeyim. Sonra baktım bir tepsi bitmeye başladı o peyniri değiştirdikten sonra. Bu sefer peynir bir peynir bir peyniri tutmuyor. Bu sefer peynir arayışlarına gittim. Üç çeşit peynirde karar kıldım. Oranın da <laughs> yayla sütlerini toplattırarak benim istediğim kendim oranlarda yaptırmaya başladım o peynirleri. O böreğe daha bir lezzet kattı. Dedim ki ya bu böreğin kalınlığı çok. Millet hamur yiyor. Dedim ben bunu biraz daha incelteyim. E, su börenin şeyiyle, hamuruyla bu sefer hem lezzetli olsun hem de şey olsun diye e, böyle aşama aşama düşürdüm mesela. 10 yaprak atıyorsam 8'e düşürdüm, 7'ye düşürdüm. Tabii müşterinin tepkisine bakarak yapıyorum ben bunu. Ondan sonra dedim ki ya dedim bu dedim. Canlı laboratuvar. Evet evet. Değil mi? Canlı an, laboratuvar. Yapıyorum ertesi Yapıyorsun, gün. Yapıyorsun. Test ediyorsun. izliyorum. Evet. Soruyorum. Diyorum nasıl olmuş? Bilmem ne. Çok güzel olmuş, şöyle olmuş, böyle olmuş ama hala içimde bir şeyler var. Dedim ya bu niye dedim baklava gibi dedim çıtır olmasın. Baklavanın yüzlüklerini kullandım buna. İlk başta attığım yüzlük sayısı 400 gramdı. Sonra 500'e, 600'e, 700'e, 825 grama kadar çıktım. Normalde bir baklava 700 gram yüzlükten yapılır. Ama bu daha çıtır olsun diye, daha böyle hışır olsun diye baklava yüzlüğünü de arttırdım. Efendime söyleyeyim, Zaten o peyniri bulmuştum. Üç şeyi birleştirmiş oldum. Baklavanın çıtırlığını, su bören lezzetini e, ve künefenin sünmesini. Tabii bunları Hiç, yap, bunları he, da yapmayı biliyorsunuz siz. Tabii canım ben şimdi, zaten imalatta yetişmişim. Çok kalemim evet, var elimde. Evet. Ama ben su börenden e, çok sevdiğim için onu da yaptığım için onu sürekli formatasyon yapıyordum. Bunu test ettiniz tuttu. Tuttu ondan sonra beğenilmeye başladı. Sonra kuyruklar olmaya başladı. Sonra böyle müşteriler birbirlerine fısıltı yoluyla söylemeye başladılar. Mesela o gidiyordu eşine söylüyordu, dostuna söylüyordu, akrabasına söylüyordu, hepsi gelmeye başladı. Bir tane sosyal medyadan bir abimiz yanıma geldi. Duymuş beni. Dedi bak bir tane arkadaş dedi senin dedi böreni çok etti. Geldim dedi. Yiyeceğim bir de dedi senin sayfamda paylaşacağım. Olur dedim ben de. Efendime söyleyeyim. Verdim, ikna ettim. Hem çok hoşuna gitti hem de sayfasında paylaştı. Bu sefer müşterilerim daha da artmaya başladı. Ondan sonra bana dediler ki, e, Levent dediler. Bak, e, senin ismini Levent olarak biliyorlar. Böyle de ismini verdiler. Onunla alınmaya başladım. Sonra patent aldım ben, isim hakkını aldım. Bana çok... Önce önce markalaştım. sonra o markanın patentini aldım. Evet, önce ben müşterilerin şeyle hep Levent Levent evet. Levent diye diye. Evet. Ondan sonra gittim markayı tescil ettirdim. E sonra şimdi iş büyüyünce benim benzerlerimi yapmaya başladılar. E benim ismimi de veremedikleri için marka sahibiyim. Bu sefer Adana usulü demeye başladılar. Adana usulü börek buradan çıkıyor. Oradan çıkıyor. Ama benim hoşuma giden ne? Adana'nın mesela kültüründe kebabı meşhurdu. Ciğeri meşhurdu, şalgamı meşhurdu. Biz de böreğini katmış olduk. O da bana gurur veriyor. Yeni verir. bir lezzet unsuru. Yeni katmışım. bir lezzet olarak. Ee, ama yani şöyle baktığımızda işte her açtığınız yerde önünde kuyruklar oluşan e, öyle bir lezzet e, ufku sunuyorsunuz ki gerçekten o test etmenin herhalde avantajı bu. Tabii ki. Yani e, bizzat e, kendisi müşteriden test ediyorsunuz. E, bir gün işte e, İstanbul'da bir gün Belçika'da bu böreği satacağınızı düşündünüz mü hiç? Kesinlikle. Ben sadece... ben En iyisini yaparım diyor Ben yani seviyordum yaptığım işi. Diyordum Hı. ki ya yani müşteri böyle böreğimi yiyip de bana teşekkür ettiğinde eline sağlık, koluna sağlık dediğinde bu bana büyük bir haz veriyordu. Büyük bir lezzet veriyordu yani zaten. İşini iyi yapınca önün açılıyor. Önün açılıyor. Evet. Açıyor Değil mi? zaten Rabbim evet. yani. O yolda seni yürütüyor. Ben de severek yapıyordum yani. Yoksa ben buralara bu yaşım imkansız ben yani Türkiye beni tanıyacak, dünyanın e, ba, yurt dışında şubelerim olacak. Aklımın ucundan kaç, bile kaç geçmez. Kaç şube oldu yani. şu, anda? şu an Türkiye genelinde e, 175 tane şube var. Yurt dışında da Belçika'da, Hollanda'da ve Kıbrıs'ta var ve diğer ülkelerle de anlaşılmış, imzalanmış ama daha açılmamış, e, açılma aşamasında şantiye aşamasında. Bu berenin hepsi Adana'da yapılıyor. Tek yerden. Tek yerde yapılıyor. Tek yerden evet. Yani hala ama o klasik yöntemleri de sürdürüyorsunuz. Tabi. İnsan unsuru var yani. Mutlaka. Çünkü bu böreğin kalitesi gerçekten insan elin elinin şeyle, değmesiyle. değmesiyle, olmasıyla. Yoksa makine vermiyor sana bu lezzeti. Makineyle alamazsın yani. Bir yere kadar yapabiliyorsun. Bir yere kadar makineyle ondan sonrasını gene anam babam usulü tencerelerle yapman lazım. Anladım. Yani o belki de sizi farklı kılıyor. Tabi. O zaten benim e, bu üç şeyi birleştirmem, diğer börekçilerden beni ayırmam oldu. Baklava, künefe ve su böreği. Onların en iyi taraflarını alıp e, böreği yapıyorsunuz. Evet. Sizin yaptığınız börek o üç ürünün en iyi yanlarını alarak ortaya çıkmış e, yeni bir ürün e, evet. çeşidi oluyor. Şimdi öyle baktığımızda, mesela bu börek sizin ufkunuzu öyle açıyor ki ya da işi, işinizi öyle bir büyütüyor ki, bir gün müşterilerinizden biri böreği çok seviyor ve size ortaklık teklif ediyor. Evet, onu da, onu da anlatayım. Ee, şimdi biz e, şey yaptıktan sonra bu börek bayağı bir sosyal medyada, sosyal medyadan sonra gazetecilerin gelmesi. E, bu beni daha da böyle bir kitlelere ulaşmama sağladı. Ve yani sen bir ürün geliştiriyorsun ve ismini alıyor ve bütün e, millet tarafından beğeniliyor. Bu ayrı bir haz zaten. E, i̇lk şubemi şeye açtım e, Bayrampaşa'yı açtım. Bayrampaşa'da çok yoğun olunca, kuyruklar olunca diğer tarafa, arka tarafına bir tane daha şube açmak zorunda kaldık. İşte o zaman ortaklıklar gelmeye başladı. Tabii her, her ortak da kafama uymuyordu. Ben bu sektörde gerçekten kendini ispatlamış, gerçekten samimi bir grupla ortaklık yaptım. Zaten ortaklık kurulumunda da e, şunu anlaştık biz kendilerle. Dedim ki ben börek yapmaktan anlıyorum. Bırakın dedim ben böreğimi yapayım. Siz dedim mağazacılık hayalinde güçlüsünüz. Siz dedim mağazacılık ayağına şey yapın. Biz orada bölüştük, işleri bölüştük ortaklarla. Ortaklarla e, anlaşma yapıldıktan sonra Adana'da çok e, ciddi bir yatırımla dünya standartlarına uygun bir üretim tesisi kurduk ve bütün, tüm belgeleri aldık. Kalite belgelerimizi aldık. Yurt dışı belgelerimizi aldık. Ve hepsini üst e, puanlarla aldık yani. Ondan sonra hızlı bir şekilde şubeleşmeye başladık. Ondan sonra işte e, bu yurt dışına atılmamıza neden oldu. Orada da şimdi şubeler açılmaya başladı. Çoğu ülkelerle de anlaşma yapılmış. Oralarda da Tübelerimiz Allah izin verirse açılacak. böyle Şimdi bu süreci izleyen birisi olarak bu börek işini de Türkler iyi yapıyor. Yani sizden sonra börek alanında başka isimler de bu işe girdi ama siz bu işin önderisiniz. Türkiye bu işten ekmek yer mi? Yani ben şöyle görüyorum. Yani biz de işte rakip ülkeler gibi börekçi dükkanları, börekçiler açarak Dünyada var olabilir miyiz? Bence olabiliriz. Yani bir pizzayla dünyayı sallıyor İtalya. Evet. Biz niye böreğimizde sallamayalım? Artı sadece bir çeşit böreğim de yok. 13-14 çeşit 10, 13, 14 çeşide şey börek çıkarttım. Börek. Hale çalışmalarım sürüyor, algelerim sürüyor. Daha da güzel börekler ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Bu başlı başına bir sektör oldu yani börekçilik bir kendi başına bir sanayi oldu diyebilirim sana ve yani mağazacılık da sadece börekçilik olarak oldu. Mesela Belçika'da değil mi sizin açtığınız yer. Evet. İlgi görüyor mu Belçika'da? Görüyor. Sadece evet. Türkler mi orada yani Belçika'daki Türkler mi yoksa herkes mi bu böreği yiyor? Yani herkese hitap eden evet. yani ağız tadına hitap eden bir. Börek Börek baktığınızda Balkan coğrafyasında da işte tercih evet. edilen bir lezzet. Evet. yani dünyada da başka başka yerlerde benzer ürünler var. Evet. Ee, ya yani bütün dünyada tutturabilir e, belki bunu Türkler diye de Bence de, bence de tutturabilir. Evet. Çünkü yeter ki e, zaten ben buradan gönderiyorum böyle. Bütün aşamalarını ben elimden geçiyor. O yüzden sadece o giden yerde pişirip tezgahına koymak kalıyor. O yüzden kaliteyi ben burada koruyorum yani. Evet. Ha tamam makine alamıyorum ama insan almak zorundayım. Ki bu da bana şey veriyor, feyiz veriyor, gurur veriyor. Çal, yani. Çalışan İstidam sayısı saldırıyor. sürekli artıyor o zaman. Aslında. Tabii ki artıyor. Yani, üretim arttıkça üretim... sen eleman almak zorundasın. Evet. Ona göre de istidamı da yükseltmiş oluyoruz. O da bize ayrı bir zevk veriyor. Şimdi e, baktığımızda işte sokaktan e, markalaşmaya giden bir süreç var. Böyle evet, e, yaşadığınız bir süreç var. E, bundan sonraki mesela hedef. Dünyada bütün ülkelerde olmak mı, yeni coğrafyalarda bulunmak mı, mağazacılığı geliştirmek mi, e işte 14 çeşit olan börek çeşidini daha farklı kılmak mı, yeni ürünler koymak mı? Ne hedef mesela bundan sonraki? Tabii ki daha fazla ülkelere hitap edebilmek, tabii ki daha fazla kitlelere ulaşabilmek bizi gururlandırır, Türkiye'mizi ön plana çıkarır. Bu bize ayrı bir zevk verir. Ki olacağına da inanıyorum. İnanm i̇nanmasam zaten bu yola girmezdim. Ve inanan arkadaşlarla yanımda olmak o da bana gurur veriyor. Çünkü bana güvenmişler, inanmışlar, yatırımlar yapmışlar. Ee, bu şekilde tüm dünyaya ben bu işi tanıtacağıma inanıyorum yani. Şimdi burada Ger siz peynirler çok önemli dediniz. Evet. Ee, yağ da sanıyorum değil mi? Tabii burada? tabii. Yani malzeme burada çok önemli. Heh. İçine değil giren mi? malzemeler çok önemli. Onların ayarını iyi o, bilmen bir, lazım. Bir de orada standartı tutturmak. Mesela Tabii ki. sizin en büyük başarılarınızdan biri belki e, bunu Türk markaları çok başaramıyorlar. E, ama dünya çapında markalar var şimdi biliyoruz. Ne hangi ülkede nerede yerseniz aynı ürünü aynı lezzette bulabiliyorsunuz. Evet, evet. Sizin ürettiğiniz böreği de nerede yerseniz yiyin aynı lezzette bulabiliyorsunuz. Tabii ki. Çünkü Tabii. aynı ürünleri kullanıp aynı yerde üretiyorsunuz. Evet. E, ve asla kaliteli dinlerim. Kesinlikle taviz yok, kesinlikle. Ona evet. öyle bir öyle bir lüksümüz yok yani. Bu bören hangi ürünlere bu ortaya çıkıyorsa onların dışında ben ürün kullanmam. Bir de sizin inovatif bir yanınız var. Yani sürekli böyle yeni e, ürünler, yeni arayışlar içindesiniz. Evet. Mesela önümüzdeki dönemde de böyle yeni ürünler göreceğiz bizden. Tabii ki. Şu an e, bir çalışma aşamasında bir şeyim daha var. Onu da ben en kısa zamanda piyasaya sürecek. Baklava gibi bir şey değil mi? Biz gördük onu da. <laughs> evet, evet. E, belki izleyici de e, merak ediyordu. Çok farklı bir şey. Tabii ki. E, herhalde onu da beğenir. E, siz test edersiniz zaten mutlaka, değil mi? E, ürünü test etmeden asla e, Yok. yani sunmam. En iyi test tüketici herhalde. Siz de onları... Tabii ki. Ön başta müşterilerime ikram ederim. Onlardan görürüm tepkiyi. Ee, onlar zaten yani çıkarları yok. Hoşlarına gidiyorsa hoşumuza gitti diyor. Gitmiyorsa yok diyor yani. Ona göre de zaten atılımlar yapıyor. Sizi Adana'da tanıyorlar mı? Tanıyorlar. Tanıyorlar. Evet. Yani e, dolaştığınız zaman bu börekçi işte bizim meşhur börekçimiz bu diye öyle biliyorlar. Dinerlar yolda geçip geç, geçiyorum mesela ha. selam veriyorlar. Tanımadığınızda yani meşhur bizler. meşhur yani Görmediğim hem bizler. böreğiniz meşhur evet. hem kendiniz meşhursunuz yani <laughs> sizin. Yani isim aldığı için. Yani nasıl bir duygu bu? Yani börek ya yani börek çünkü Adana'da bir, bir, bir gün böreğin de markalaşacağı, meşhur olacağı hiç aklımıza gelmezdi. Kesinlikle. Sizinle kesinlikle. birlikte gündeme geldi. Kebap anlarız, şalgam evet. anlarız. Kültüründe şey, o vardı zaten Adana'da. Ciğeri adam. anlarız, hepsini anlarız da evet. e, börek konusunda e, bu işi yani bir gün markalaşıp Adana'nın en meşhur e, lezzetlerinden biri olacağını hiç çok düşünmemiştim. Düşünmedim hayır. 20 yıl öncesinde başlayan bir serüven aslında evet, yani. Evet. Motosiklet ben... almak için girmiştim bu işe. Evet. Ondan sonra yavaş yavaş yavaş. Bu sefer yerimde duramıyordum yani. Göre. Böyle... Bu arada o motosiklet hikayesini de soralım. Ne Üç kadar tane sürede... değişik motor aldım ondan sonra? Ne kadar zamanda? Ya mesela gitmiştim taksitle almıştım motoru hmm. ilk şeyi. 3 ee, ay sonra mı 5 ay sonra? O 10 taksit yapmıştı. 4 aydan mı ne ödedim Dör, ben onu? parasını? ay Yani iyi. Hatta iyi. onu da anlatayım tamam. size. Buyurun. Şimdi gittim e, şeye. Motosikletçinin oraya. Böyle motora bakıyor. Yaşlı bir tane kapıda adam var. Buyur evlat dedi, yardımcı olayım dedi. Dedim ben bunu alacağım ama dedim motoru. E, ne kadar peşin atalıyorsunuz? Dedi 2500 lira alıyoruz dedi. Dedim bak hiç param yok. Bak peşinatı da dedi dedim. Ayrı e, Aylıkta versem olur mu dedim. Yani böleceğin taksitlerde versem olur mu? Gel olur dedi. içeri gir dedi. Ben de şaşırdım. Tamam dedim girdim. Neyse. Senetler yaptı. Şunu bunu yaptı. Motoru teslim etti bana. Bir vergi vardı. Onu götürdü yatırdı bana. Plaka çıkması için. Neyse. Taksitler bitti benim. 4 taksit de 10 taksit ödedim. Yanına gittim. Dedim ya ben sana bir şey soracağım dedim ya. Allah için bana söyledim. Sen benim neyime güveninde tuttun dedim. Bana motoru verdi Şöyle baktı güldü. Dedi ki, ben dedi börekten yemiş mi yok? Yok, yok he. daha böreği kimse tanımıyor, tanımıyor bilmiyor. He. Kalın he. satıyorum, ne, satamıyorum. Güvenmiş? Çok merak ettim. He, dedi ki, ben dedi yakası kirli adamdan korkmam dedi. He, anladım. Çalışkan adam. Esnaf adamsın, çalışıyorsun çalışan dedi. Olur. Sen dedi e, borcun her şeyden önde gelirdi. Ondan dolayı verdim bunu. Ben seni tanıyorum dedim. Bu arada bir efsane var. Doğru mu? Ee, arkadaşlarımız rejide siz böyle kuyruk olunca sıra numarası mı dağıtıyorsunuz? Ondan mecbur kaldım. Hı. Şimdi kalabalıklaşınca benim oralar, bu gazetecilerin medyacıların geldikten sonra oraya bir hal aldı. Daha fazla olmaya başlayınca bu sefer e, şimdi ben arkam dönük çalışıyorum. Göremiyorum kimin önce geldiğini, kimin sonra geldi. Ben dönüyorum sıra kimde diyorum. Adam bende diyorum. Bende deyince hemen veriyorum. De o bir de diyor ki ya bendeydi diyor, o bende dedi diyor. Bu sefer birbirlerine girecekler. Öyle bir tartışma konusu olunca ben ayırıyordum yani yapmayın etmeyin tamam. En son sıra fişini çıkarttık. Hmm, gelene sıra fişi veriyor. He, gelen, yeni gelen müşteriye bir tane görevli vardı. Orada gelene hemen tutuyor sıra fişini uzatıyor. Bir numara, iki numara, beş numara, on numara kim gelirse hemen onun görevini veriyor. O sıraya göre veriyorsunuz yani. He, o sırayla vermeye başladık. O zaman da şeyi çözmüş olduk yani. Yani her şeye bir şey çözüm üretiyorsunuz. Evet. Börekten başlayan başka şeylerde de çözüm üreten bir anlayış var şeyde. Evet. Efendim. Yani esnaf, değil mi? Esnaf, Kültürü Evet. Esnaf mantığı. yani. Esnaf bu mantığı. Esnaf. Bu arada babanızın adı neydi? Pardon. Kemal. Kemal Kemal Bey'in pastanesi falan duruyor mu o şey? Pastane kalmadı. yok kapandı. Kapandı. Evet. E düşünür müsünüz mesela öyle bir şey sizin de farklı farklı Var düşünün. öyle bana hmm. e şeyler mesela kardeşlerim diyor. Babamızın anısını yaşatak işte. Hmm. Aynı pastaneyi açalım, bütün ürünleri koyalım. Çünkü her şey iyi yapıyordu diyorsunuz. Ha, her şeyi çok kaliteliydi. Gerçekten yaş pastası mesela şimdiki yaş pastalarla kıyaslayamazsın. Evet. Şeker faresi, ne bileyim baklava çeşitleri, unla. Yani hepsi böyle ayrı bir lezzetti ya. Ben hmm. o lezzetleri bulamıyorum an. Belki zaman. oğlunuz yapar. İnşallah. Bu müthiş yani e, sosyal medyadaki sosyal medyaya koydunuz mu onu? Koyduk evet. Bizim sosyal kendi sayfamızda var. Yani. Sizin e, küçüklüğümü canlandırdım. Yerine yeriniz küçük aynı zaten öyle. <laughs> tip yani olarak da aynı. Sizin e, küçüklüğünüz öyle. E, i̇nşallah o daha da başarılı noktalara taşıyacaktır e, i̇nşallah. bu börek işini. Ama Türkiye çiz, altını çizdiğiniz çok önemli nokta. Türkiye bu börek işinden ekmek yer. E, yer, bence yer yani. Yani bu işi biz geliştirebiliriz. Yeter ki inansın bir işine sağlık. Böreğe sağladık. bir Türk markası haline getirebiliriz. Allah'ın izniyle inşallah. Evet. Yani bütün herkesin de bu noktada çok dikkat etmesi lazım. Tabii, Tabii muhakkak. Sizin olur. gibi evet. kaliteye dikkat etmesi lazım. Ee, belki Türk e, börekçilerin bütün dünyaya e, yaygınlaştığı bir Sektör yeni olun. dönem sizinle birlikte başlayabilir. Bence başlayabilir. Çok teşekkür Peki. ederiz. Biz teşekkür ederiz. Daha ee, zaman fazla e, şubeler diliyoruz size. İnşallah. Ee, dünyada da gelişin inşallah. İnşallah. Teşekkür, Çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Efendim noktalıyoruz. Görüşmek üzere hoşça kalıyoruz.